Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, hani açıklama babında bu videoyu çekiyorum, çekmek zorundayım. Beni bana bırakmadınız. Yani e, 2 Ağustos gece saat 2.12 geçiyor. Beni uyku tutmadı. E, buna ilişkin illaki video çekmemi, bizim taraftar tarafından işte tepki aldığımı vesaire söylediler, ettiler. Mecburen bu videoyu çekiyorum. Şimdi dün akşam saatlerinde 21:45'te Galatasaray sayfasının yani bir YouTube kanalına sponsorumuz Golvar.com'un ricası isteği ve hani öyle yaparsak daha güzel bir şey olur, insanlarda etkileşimi arttırır, hani sizi de tanır, Golvar.com'u da tanır demesi ricasıyla katıldık. Yani ben konuk olarak katıldım arkadaşlar 21.45'te başlayan programda yani birçok yorum gördük birçok sözlü şeylere şahit olduk. Öncelikle ben şunu belirteyim ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben bir öğretmenim aynı zamanda iki çocuk babası bir insanım. Allah'a çok şükür sonsuz şükürler olsun yaklaşık 25 bin kişilik Kadıköy sokak kanalının bir ferdiyim. Ben de sizlerden biriyim. Çok şükür yıllardır mücadele ettiğimiz küfürsüz hani e, olabildiğince 7 yaşındaki çocukların da, 70 yaşındaki büyüklerimizin de izleyebileceği kanalımızın e, temellerini atmaya çalıştık ve bu kanalı bu şekle getirdik. Ben şahsım adına, bütün Fenerbahçeliler adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hanım kardeşimiz de beni izleyebiliyor, bir ablamız da izleyebiliyor, bir abimiz de bir amcamız da bir dedemiz de izleyebiliyor. Arkadaşlar inanın dede diyebileceğiniz çok fazla takipçim var benim. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Bir Fenerbahçeli olmaktan ve bu kanalın sahibi değilim ben. Bu kanalın bir neferiyim, bir ferdiyim. Sizle birlikte bu aileyi büyütmeye çalışıyorum. Şimdi yorumlara bakıyorum. Hocam çıldırmamak ya da dedi. Yayında yemediğimiz laf hakaret kalmadı. Ee, vesaire diyorlar. Ben bu arada konuştuğum yorumu siliyorum. O gönderiyi de sileceğim kusura bakmayın yayında 5 dakika zorla durdum yayınlar yorumlar çok yanlış. Dostça yaklaşmaya çalıştık ama dostça karşılık vermediler vesaire vesaire. Hani deplasmandasınız siz de bizim kanalda konuşun Galatasaray 25 milyon euro harcadı bu sorulsun falan filan diyor. Arkadaşlar ben misafirim. Misafire gittiğiniz yerde ev sahibine şey der misiniz? Ya bugün de şu yemeği yap. Bugün de bu yemeği yap ben demem. Bu bana ayıptır. Ben misafire gittiğim yerde Hani adabımla dururum. Annemin, babamın, büyüklerimin bana öğrettiği ahlak budur. Hani siz benim evime misafirliğe gelseniz. Deseniz ki ya hocam televizyonu aç. Kumanda yerinize veririm. Hocam playstation oynayalım. Açar hangi oyunu oynuyorsak oynayalım. Hocam birlikte yayın yapalım. Tabii ki buyur. Ne üzerine yapacaksak hemen buyur derim. Ha Ben ev sahipliğinde, misafirliğinde. Hani adabını bize böyle öğrettiler. Bilmiyorum. Size tuhaf gelebilir. Fenerbahçemizi sallayanlar var. Bir daha çıkmazsan o kanala sevinirim demiş. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi sallayanlar her yerde var. Her yerde var. Mesela 5 yıldız detaylı bir şekilde konuşacak olsam ben gereken şeyleri söylerdim. Ben birçok şeyi söylemedim. Mesela elimden geldiğince ben misafirliğimi yaptım. Moderatörler bizi engelledi. Bir şey diyemedik demişler. Eee yani bizim kanalda bakın eleştiri serbest ama küfür yasak, iftira yasak anlatabiliyor muyum? Mustafa Hoca'nın dalga geçtiler diyor arkadaşlar herkes kendine yakışanı yapar. Hani siz evinize gelen misafire misal veriyorum yemek yedirip içirip tam gidecekken dur ben sana yemek yedirdim içirdim hesabın 150 lira derseniz bu sizin ahlakınızdır. Hani yorumlarda ayıp edilir. Evet yorumlarda ayıp edenler de vardı. Ama çok güzel yorumlar yapanlar da vardı. Çok güzel yorumlar yapanlar da vardı. Hocam sana bayağı salladılar. İyi sabırlıymışsın. E, algıları kapalıymış hocam. Yorumlar hep küfür kıyamet. Hocam şu yayından çık şunları konuşturma diyor. E, en önce şunu belirteyim. Beş yıldızla ilgili en çok merak ettikleri nokta şu. Biz kimsenin bir şeyini çalmadık. Kimsenin hakkını gasp etmedik. Arkamıza hani bir çeşit farklı güçler, farklı bir şeyler almadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman kuruldu? 1923 yılında. Futbol Federasyonu ne zaman kuruldu? 1923 yılında. Devlet kurulmuş, federasyon kurulmuş. O andan itibaren oynatılan bütün ulusal liglerin şampiyonlukları sayılmasını istiyoruz. E Galatasaray daha az kazanmışsa bu bizim suçumuz değil ki. Yani misal veriyorum. Ülkemizde darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz'un ne olduğunu biliyorsunuz. Sebebini biliyorsunuz. 15 Temmuz'un müsebbiplerinin e, neleri etkittiğini biliyorsunuz. Yani biz şey mi diyelim işte e, 15 Temmuz'u etki ilgili işte şu takımların adı anılıyor o takımların şampiyonluğu sayılmasın. Arkadaş 1923'te kurulduysa 1923'ten bugüne kadar Bak tırnak içinde söylüyorum. Ulusal ligler. Ya birçok Galatasaray taraftarı. Yani Galatasaray taraftarına şunu soruyorum. Fenerbahçe 6-0 yendikten sonra 7-0 demediniz mi? Afişler rastmadınız mı? Onu kabul ediyorsan. Bilmem kaç yılında. 1910 yılından mı? 1909 yılında mı diyorlar. Onu kabul ediyorsan ama 23 sonrasını saymıyorsun. 59 sonrası sayılsın. 59 sonrası sayılmıyor ki. Beşiktaş'ın iki tane şampiyonluğu sayılıyor orada. 57'den itibaren sayılıyor. Niye 59 bir de? İşte hocam Avrupa Kupasına gitti, gitmedi. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Türkiye liginin şampiyon olup da herkes her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu zannediyorsunuz siz? Yıllarca gitti mi zannediyorsunuz? Misal Trabzonspor Şampiyonlar Ligi elemesine gidecek. Belki geçemeyecek bir takım çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi diye şampiyonluğu sayılmayacak mı? Ya bunlar çok basit şeyler. Beş yıldız olayı. Ben şöyle söylüyorum. Metin Oktay diye birisi Türk futbolunda yok desem gülersiniz de mi? Kahkaha atarsınız. Ama 59 öncesinde doğmuş. Ali Samiyen diye birisi Türk futbolunda yok. Galatasaraylılar şizofren desem gülersiniz değil mi? Sen şizofrensin öyle birisi var. Ben desem ki arkadaş Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. 1923'ten önce. Hayır Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs 1919 desem gülersiniz ki birçoğunuzun belki doğum yani doğum tarihi eşinizden evlendiğiniz tarihtir. Misal ben ilk kez baba olduğum zaman sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Birçoğunuzda vardır bu. Ha ben bana yakışır üslupla cevap verdim. Yani bana yakışır üslupla. Vedat Muriç'i transferinde hülle mi yaptınız? Lazio'ya gitti. 17 edecek futbolcu muydu? Değil. Ama satış stratejisini anlattım. Anlamak isteyen için. Dedim ki Fenerbahçe'deki performansıyla gitmedi milli takımdaki Wembley'deki milli takımının Wembley'deki maçıyla gitti. Bir bakın Kosova milli takımıyla neler yapmış. Adam orada İngiltere'ye iki tane gol attı. İngilizler oradan sonra şey yaptı. Araya Tottenham girdi. Biz Lazio'yu 17'ye falan satamazdık. Tottenham araya girdi. Her transferin altında hülle arıyorsan ya çok yanılırsın. Kardeşim hülle dediğini bir tane yaparsın, iki tane yaparsın. Her sene mi futbolcu satılır? Juliano, Joseph, Vedat, Elif. Daha mesela Kim Minji. Ya bir takım her sene futbolcu satırsa utanırsın ya. Bilmiyorum utan, ben olsam utanırım sen. Mesela İrfan kavcı ben olsam 11 vermem diyorum. Yani 7 verildi üstüne Deniz Türüç artı Tolga Ciğerci verildi 4'e sayıldı diyorum. Diyorlar ki 15 vermişsiniz. Kim söyledi diyorum Aziz Yıldırım dedi diyor 11 milyon euro verilmiş toplamda elimde belge var dedi diyor. Yani 11 verilmiş, 15 vermişsiniz. Ben anlamadım yani. Ya anlatmada sorunları var. Ya da tuhaf. Ha ben İrfan Can'a 11 vermem. Bence çok büyük pahalı, pahalıdır. Emre Mor'la ilgili bir kardeşimiz yazmış. Potansiyel akar alalım tutar falan demiştin dedi. Ee, ben de anlamıyorum diyorsunuz. Bak mesela bir, bu kardeşimiz de bunu anlamak. Ben şunu söyledim. Emre Mor 2 milyon euro verildi. Potansiyelli çocuk. Yani potansiyeli çocuk Putin olayı. Putin olayına bak ben orada misafir olduğumca saygısızlık yapmadım. Galatasaray tribünlerinin zamanında İsrail bayrağı açıldı. Vallahi de açıldı, billahi de açıldı. Ya o da yanlıştı. İsrail bayrağı açacak kadar. Ha Putin bir anlık öfkeyle söylemiş, 20 saniyelik söylemiş bir olaydı. O da yanlıştı. Galatasaray tribününde Chelsea bayrağı açılmadı mı? Fenerbahçe Chelsea'ne maç yapmadan önce bir düşünsünler. Ya bunlar hep yapıldı. Beşiktaşlılar Chelsea'leri karşılamadı mı? Hatırlayın onları. Fenerbahçe Sevilla ile maç yapmadan önce Sevilla atkıları açılmadı mı? Sevilla forması giyenler yok muydu? Hem de haçlı Sevilla forması. Ya bu hani bu bu herkesin şeyidir, yanlıştır. Ben bir şey diyemem. Bana Galatasaray'ın transferi yorumlanacak. Beş yıldız falan konuşulmayacağız denildi ben de. Ne denilirse onu yaptım arkadaşlar. Buruma Emre Mor'u neden aldık kısmına? Ee, anlamıyorum dediniz. Ya yani Buruma arkadaşlar Buruma çok hoş oynamıyor yani. Burma'yı çok beğeniyorsanız bir şey diyemem. Emre Mor mesela. Emre Mor'la ilgili ben az önce de söyledim. Yine söyledim. Ha Jorge Jesus ne diyorsa odur. Bitti. Ama şunu söyleyeyim mesela. Ee, benim kadar dürüst Fenerbahçeli birçok bulurlar. Ben çok şahidim yani birçok dürüst Fenerbahçeli ama her takımın şeyi aynı değil ya. Kendine tarafsız bir moderatör bulsun. Saygı diyor. Uyarıyor. Hatta engelleyen arkadaşlarımız var. Ne küfürler yene diyor. Dedim ki ben kendi kanalımdan sorumluyum. Bir daha yayın olsun, video olsun çekmeyin diyor Fenerbahçe taraftarlarından. Rica ediyorum alaycı çocukça laf sokma derdinde üstü bu kötü falan filan. Ben bilemem. Ben kimseye mesela orada laf sokmaya çalışmadım. Açık açık bildiğimi söyledim. Yani beni baskı altına alıp transferleri kötülememi söylediler diyor. Ya arkadaşlar, gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Yani ben orada Galatasaray'ın transferlerini de yere göğe mi sığdıramadım zannediyorsunuz? Ya benim standartlarıma göre, benim şahsım adına söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sezonki transferleri, Araba mesela dedim ki şu an birçok kişiden onay almadı. Bunun neresi yalan? Burada da aynısını söylüyorum. Ama ilk iki maçtaki performansı şaşırttı dedim. Luan Perez bence sezonun transferi ama konu oraya gelmedi. Bugün Fenerbahçe'den Galatasaray'a şu altı futbolcu gitse oynar dedim. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye alsam alsam Sakaboy, Kerem Yunus günü alırım dedim. Bilmiyorum. Yani siz de anlamak istediğinizi anlat anlamışsınız. Ha, Yayın çok tepki almış Galatasaraylılar'dan. Silinmiş. Bilginiz olsun 5 yıldızdan dolayı. 5 yıldızı sildireceğiz, sildireceğiz cümlesi vardı. Mesela ben dediğim gibi edepsizlik etmek istemedim. Hani 5 yıldızı sildireceğiz. Nasıl sildireceğim mesela? Hangi gücü arkana alıp sildireceksin? Mesela ben orada o cümleyi kullansam Bana yakışmaz. Hangi gücü arkana alıp sildireceksin? Mesela desen ki misal veriyorum bir adama dese ki seni içeri sokacağım. İşte cezaevine attıracağım. Adam sana ne der? Sen yargıdan üstün müsün? Yasamadan üstün müsün? Ya bilmiyorum ben bana yakışanı yaptım arkadaşlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak bana yakışanı yaptım. Bana yakışan gibi davrandım. Ee, Putin olayında da açıkladım. Arkadaşlar hala yani Ali Koç'u çeyrek dinlemişler, kapatmışlar. Diyor ki yönetim diyor pişman değil diyor. Bir daha olsa bir daha yaparız demeye getiriyorlar. Yönetim pişman. Bir bunlar bizden değil. Biz savaşa karşıyız. Biz dostluk maçı yaptık. Para topladık. Yardım gönderdik. Bizimkiler Dinamo Kiev'i e alkışladı. Bizimkiler de alkışladı. Ama Galatasaray stadına gelsin. Aynı Dinamo Kiev'ler. Gol sevincine gitsin. Kartal hareket yapsın. Bak bakalım burada ne söylenecek. Biz çok şeylere şahit olduk. E, seni sevmeyen ölsünlere şahit olduk. Fenerbahçe Taraftar orada kalp krizi geçirip vefat ederken seni sevmeyen ölsün denildi. Benim gözümde Putin'den daha aşağılık bir tezahürattı. Ve bunu bilinçli yaptıklarını da söylediler. Biz onu bilinçli yaptık diye. Yani daha aşağılık orada bir insanın canı ya. Savaş. Savaş her yerde var. Ben orada bir sürü Müslümanların şeyinden bahsettim. Doğu Türkistan'dan bahsettim. Arakan'dan bahsettim. Filistin'den. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar katlediliyor dedim. Demek ki Müslümanlar çok umurlarında değil yani eğer şeyse. Avrupa kıs kıs gülerken. Evet biz üzülüyoruz. İnsan olarak savaşın her türlüsüne karşıyız. Ama 200 yüzlülüğe de karşıyız. Yani kafanıza takılan soru olmasın arkadaşlar. Fenerbahçe bu yıldızları, bu şampiyonlukları sahada alın teriyle herhangi bir örgütsel faaliyetin desteği olmadan, herhangi bir örgütü arkasına almadan, herhangi bir gücü, yasa dışı oluşumu arkasına almadan tamamen helal yollardan kazanarak almıştır. Fenerbahçe yönetimi defalarca Galatasaray yönetimine diyor delikanlıysanız sözünüzün eriyseniz istediğiniz platformda isterseniz sizin kanalınızda görüşelim karara bağlayalım diyor. Niye bu kadar zorlarına gidiyor anlamıyorum. Misal şey de yapalım Atatürk'ü de sildirelim o zaman değil mi yani gücümüz varsa. Yani eğer Atatürk'ü de sildirebiliyorlarsa Galatasaray sildirsin. Fatih Sultan Mehmet'i sildirsinler mesela 1453 1959'dan önce mesela sildirilsin mesela. Alparslan'ı falan sildirsinler. bu çok saçma bir şey ama ben dedim ki ben misafirliğimi yaptım. Misafire yakışır adapla davrandım. Benim öğrendiğim ahlak bu. Yani yapacak bir şey yok. Ben kimseye laf sokma der dedim. Ha bizim kanala gelseler ben yine aynı şekilde davranırım. Böyle inceden laf sokayım da şöyle olsun böyle olsun. Bilmiyorum bana ters ya. Sizin evinize misafir geldim bir de adamı köşeye sıkıştırıp laf sokup mu gönderiyorsunuz? çok büyük terbiyesizlik gelir bana. ha ben bana yakışanı yaptım. Küfür etmem mi? Evinize misafir gelse küfür eder misiniz ya? İstediği takımda olsun. Başka takımda taraftar gelmiyor mu evinize? Vay iki vay. Ben çok ciddiye almadım. Siz de çok ciddiye almayın. Ben rica üzerine yaptım. Hani bana çok soruyorlardı. Ya işte şu kanaldan teklif gelse yapar mısın? Bu kanaldan gelse yapar mısın? Ben sözümü ne diyeyim arkadaşlar? Bende ne zaman kıvırma gördünüz? Teklif gelirse yaparım. Bu kadar basit. Ama bu şekilde yapılırsa yani ee, bu kadar yani Fenerbahçe taraftarı üstünden bu kadar şey yapılırsa o da herkes kendine yakışanı yapar ya. Ben Allah'a çok şükür bak yayın biterken işte şampiyon olacağız yıldız sökeceğiz mükeceğiz ben adalet duygusundan bahsettim. Orada amin bile denmedi. Yani. Ben dedim ki inşallah hak eden şampiyon olur. Adil bir yarış olur. Hakemler değil futbolu konuşuruz. İnşallah güzel futbol oynarsınız. Yani inşallah hak eden kazanır. Her zaman söylüyorum aynı şeyi. Buna amin diyemiyorsanız yani bak her takım taraftarına söylüyorum. İnşallah hak eden takım şampiyon olur. Hak eden takım. Kollanan değil hak eden takım şampiyon olur. Buna amin diyemiyorsanız ben sizin insanlarınızdan şüphe ederim. Yani kim olursa olsun Fenerbahçe'de olsa başka takımda olsun insanından şüphe ederim. Ya hak eden kazansına amin diyemiyorsan gerçekten senin hayat felsefen yanlıştır ya. Ya bunu ben dostane bir şekilde sizlerle dertleşeyim diye söyledim. Birçok kişi soruyor yayın niye silindi işte e, biz bir şey yapmadık şöyle böyle. Arkadaşlar biz, ben e, bizim taraftarımız tarafından da söylüyorum. Rakip taraftar açısından söylüyorum. Herkes kendine yakışana yaptı, biz de kendimize yakışana yaptık. Onlar da yaptı. Ha 5 yıldızdan rahatsız olan varsa, Fenerbahçe'den rahatsız olan varsa o kendi hastalığıdır. Daha sonra 4 yıldız almış. Hani bugün sosyal medyadaki konuşulanlara göre o 4 yıldızın kaç tanesini e, sahada kazandılar, kaç tanesini başka yerde kazandılar? Bu sosyal medyanın dilidir. Bu sokak ağzıdır. Elinde kanıtın belgen var mı kardeşim? Şundan aldı. Atıyorum şu örgütten aldı diyebiliyor musun? Var ise elinde kanıtım buyur. Sonra de ki ben onları söktüreceğim. Hani arkana hangi gücü alırsan artık. Yani neyle söktüreceksen buyur. Ya Fenerbahçe'nin bak taraftarın yaptığı orada izleyenlerin yaptığı şeyi koskoca 30-35 milyona mal etmek. Ya Şöyle söyleyeyim Galatasaray'dan FETÖ'cü çıktı değil mi? Hakan Şükür çıktı. Bütün Galatasaraylılara böyle deseniz bu ne olur bunun adına nasıl bir küfür verirsiniz? Nasıl bir küfürle hitap edersiniz buna? desen ki hepsi aynı bunun gibi desen ne kadar büyük küfür hak ediyor değil mi? Aynı şekilde işte orada stada gelen belli kapasitedeki kişiler bütün tezahüratı yapmış, bütün Fenerbahçe taraftarı yapmış göstermek bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar bize iyi bir ders oldu bence. Ama ben şundan gururluyum gerçekten şunların yani gururluyum. Bana diyordunuz ki birçok kişi bana diyor ki sen çok fanatiksin. Fenerbahçe gözlüklerini çıkar. ahlaksızsınız, edepsizsiniz, millete laf sokuyorsunuz, ediyorsunuz. Siz bana kurban olun ya. Vallahi siz fena, siz bana kurban olun. Siz takipçilerimize kurban olun ya. Neyse. Saati gece iki buçuk yaptık. Sadece zaruri ihtiyaçtan açıklamak için bu videoyu çektim. Zaten birçok kişi izlemeyecektir. Ama dediğim gibi benden yana bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben Nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davrandım. Ee, onu söyleyeyim açıkçası. Ben bana yakışanı yaptım. Ötesinde yapmadım yani. ha Kimseyi kırmak, incitmek benim haddime değildir. Hani bir laf vardır bilir misiniz? Aşık Yunus'un Hani e, bir kez gönül yıktın ise hani bu kıldığın namaz değil. 72 millet birden elin yüzün yumaz değil diye. Ben gönüllere şey yapıyorum. Ben kimsenin gönlünü kırmamaya çalışıyorum. Bu videoda bile gönlü kırılacak insanlar vardır. Ben kırmamak için özen gösteriyorum. Ama bazen karşıdaki kişinin sizin niyetinizi bilmesi gerekir. En azından benim takipçilerim benim niyetimi biliyordur diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Küfürsüz her daim her taraftarın her türlü takımı tutan taraftarın küfürsüz, iftirasız, hakaretsiz yorumlarına kapımız açık. Ama hakarete, küfüre, tehdide, çantaja, reklama karşıyız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun.